Yeni Bir Tüketicinin Sesi programına hoş geldiniz değerli tüketiciler. Bugün KOBİ'lerin sorunları, ekonomiye katkıları ve tüketicilerle ilişkileri hakkında konuşacağız. Saygıdeğer konuğumuz KOBİ'ler Genel Başkanı Nurettin Özgenç ile. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Programımıza telefon numaralarımızdan ve Facebook ve Twitter sayfalarımızdan görüş ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 270 60 60. Facebook ve Twitter'dan da Tüketicinin Ses sayfasından bizlere görüş ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Konumuza geçmeden hemen önce pazartesi olması münasebetiyle sizlere önemli bulduğumuz tüketici haberlerini okuyarak başlamak istiyoruz. Ekonomist dergisinin bu haftaki sayısında yer alan haber araştırmasında bu yıl 56 şirketin 50 bin kişiyi işe alacağı bildirildi. Özellikle perakende, bankacılık, inşaat, telekomünikasyon, enerji, sağlık ve hızlı tüketim malları sektöründe alımların çok olmasının beklendiği kaydedilen araştırmada en çok alımın perakende sektöründe olacağı vurgulandı. 50 bin kişiye, 50 bin vatandaşımıza yeni iş alanları açılıyor. Hayırlı olsun diyoruz. TÜSPAF Genel Başkanı Mehmet Çakman 22 Mart'ta yürürlüğe girecek yeni hal yasası ile pazarcı esnafının da direkt tarladan ve üreticiden mal alabileceğini belirterek bu sayede meyve ve sebze %25 daha ucuza satılacak diyor. Hal yasası bizim için de önemli. Tüketiciler aslında çok önemli. Hem meyve ve sebze fiyatları ciddi derecede ucuzlayacak. Aradaki komisyoncuların azaltılması sayesinde hem de gıda güvenliği bakımından oldukça önem teşkil eden bir kanun. Bu yıl kış döneminde havaların önceki yıllara göre sıcak geçmesi ilkbahar ve yazlık ürünlerin vitrinlere çıkma tarihini öne çekti. Kışlık giysileri %75'lere varan indirimlerle satmaya çalışan birçok firma vitrinlerinde yazlık ürünleri sergilemeye başladı. Yaz ayları gelmeden şu an itibariyle ucuzken yazlık kıyafetlerinizi bu mevsimde almanızı tavsiye ediyoruz. Enerji Bakanlığı koordinasyonunda enerjide tasarruf sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için enerji verimliliği stratejisi belgesi hazırlandı. Belge kapsamında akaryakıt tüketimini azaltmak için bazı indirim alanları oluşturuldu. Enerji verimliliği strateji belgesinde çevre dostu küçük motorlu araçlara vergi teşviki getirilmesi, trafikte 15 yaşını doldurmuş eski araçların ise vergisinin kademeli olarak artırılması öngörülüyor. Maliye Bakanlığı'nın karşı çıktığı vergi düzenlemesinin hayata geçmesi için Enerji Bakanlığı ısrarlı. Elbette Maliye Bakanlığı daha az vergi toplamış olacak bu yolla. Enerji Bakanlığı ise enerji tasarrufu konusundan bu konuyu oldukça önemli buluyor ki bizce de isabetli bir durum olacaktır enerjinin tasarrufu açısından. Değişim süreleri 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren YTL ve yeni kuruş madeni paralar piyasadan tam olarak toplanmaması sebebiyle tüketiciler ile esnaf arasında sıkıntı oluşturuyor. Biliyorsunuz 31 Aralık 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerince bu madeni paralar alınıyordu. Ancak 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren YTL ve yeni kuruş madeni paralar alınmamaya başlandı ve ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Aslında Merkez Bankası'nın kendi bastığı paraya, pardon, devletin kendi bastığı, darphanesinin bastığı paraya Merkez Bankası'nca sahip çıkılması ve aradan kaç yıl geçerse geçsin bu paraların o zamanki değeriyle değiştirilmesi gerekir diye ifade ediyoruz. Başbakan Erdoğan'ın bakkallar dönüşsün ya da birleşip market açsın önerisine kulak veren esnaf düğmeye basmış. 100 bin bakkalın değişimi için 23'er bin lira destek geliyor. Esnaf, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakkallar dönüşsün ya da birleşip market açsın sözlerine kulak verdi. Hızla yayılan alışveriş merkezleri ve mahalle arasına kadar yayılan indirim marketleriyle baş edemeyeceklerini anlayan bakkalların başı çektiği esnaf dönüşüme hazırlanıyor. Bu kapsamda 100 bin bakkalı dönüştürme projesine başlamaya hazırlandıklarını ve 20 bin noktada çalışmaların başladığını ifade etmiş Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Pendevi falan döken. Bu konu KOBİ'ler açısından da ciddi bir sorun teşkil ediyor aslında değil mi? Alışveriş evet. Merkezleri. Evet Nurettin Bey, KOBİ'ler nedir? Öncelikle isterseniz oradan başlayalım. KOBİ ne demektir?
Ve KOBİ'lerin sorunları, ekonomiye katkıları nelerdir? Özellikle bu alışveriş merkezleri noktasında da KOBİ'lerin herhangi bir sıkıntısı var mı? Ve bu soruna buldukları herhangi bir çözüm var mı? Merakla sizleri dinliyoruz. Buyurun. Estağfurullah. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için önce sizlere ve kurumuza teşekkür ederiz. Bunun yanında bugün itibariyle 14 Şubat olması itibariyle Peygamber Efendimiz'in de doğum günü, dünyaya gelişini şereflendirdiğini doğum günü olarak kutlanıyor. O da hayırlı olsun, mübarek olsun diye işe söze başlıyor. KOBİ tabii ki çok yakın tarihlerde söz edilen moda bir kelime KOBİ. Daha önce tabii ki bu esnaftı. Daha sonra bir KOBİ küçük ve orta ölçekli işletmelerin birleşimi ve orta ismi KOBİ deniliyor. Burada tabii ki ölçek ekonomisi yapıldığında işte 1 ila 9, 9 ila 49 ve 49 ile 259 arasında bir ölçeklendirme yapılıyor. Ama genel itibariyle KOBİ'ler nelerdir? Bugün sayısı 3 milyon 400 bin. Türkiye'de olan resmi verilere göre 3 milyon 400 bin sayısında bir KOBİ vardır. Tabii ki değişik ölçeklere göre. Bunların tabii ki Türkiye'deki işletmelerin %99.6'sını oluşturan, neredeyse %100'ünü oluşturan bir kesimi söz konusu. İstihdamın %70'ini karşılayan, her ne kadar ihracatta %10, %15 seviyesinde olmasına rağmen ama bugün ekonomiye, reel ekonomiye çok büyük katkıları olan bir kesim KOBİ'ler. Türkiye'nin bir gerçeğidir. Dolayısıyla sizin az önceki haberde geçmiş olduğunuz gibi alışveriş merkezleri, AVM'ler bizleri, KOBİ'leri çok yakından olumsuz etkilemektedir. Çünkü bundan İstanbul'un metropollerde, büyük yerlerde neredeyse birer ikişer kilometre aralıklarla beraber yan yana veya sık sık açılması tabii ki cadde ve sokak esnafını derinden etkilemiştir. Burada tabii şu olmaktadır, bir şekilde esnaf ve tabii vatandaşlar doğal olarak daha sıcak, hele kış şartlarında çok daha güzel işte bir AVM'ye gitmeleri diğer esnafları etkilemiş. Oradaki olan AVM'lerde genellikle zaten esnafın kesimi vardı ama büyük ihtimalle oradası outlet'ler yani fabrika satış yerleri. Yani toptancıların aynı zamanda marka olmaları itibariyle orada açmış oldukları yerlerdi. Yani hiçbir sokak esnafının orada pek dükkan açtığı çok azdı. Çünkü bir marka olması lazım sonuç itibariyle. Çünkü AVM'ler markaya önem veriyor. Bir de şu vardı, sizin bakkallar konusunda işte Teskin de o konuyu ifade etmiş olduğu gibi daha önce bundan bir yıl kadar önce Sayın Başbakanımız bu konuya değinmişti ve biz demiştik ki evet biz de o fikre katılıyoruz. Sonuçta bakkallar mahalleler arasında hakikaten bitme noktasına geldiler. Bir şekilde sıfırlandılar. Sonuçta sayıda da 250 bine yakın bir sayı söz konusu ama orada Sayın Başbakan bir fikri vardı. Ben de ona katılmıştım. Bakkallar da büyük marketlerin veya marketlerin bir franchise yani bayisi olsunlar fikrine katılmıştı. Demiş ki bak bu olabilir. Yani sonuçta Türkiye değişim bir ülkesi oldu. İşte kentsel dönüşümler nasıl oluyorsa gecekondudan kentsel dönüşüm olabiliyorsa demek ki bakkallar da küçük esnaflarda bir şekilde böyle bir kentsel dönüşüm yapıldığında bir marketin bayisi olabilir. Veya da büyük bir diyelim ki dağıtıma bulunan bir süpermarketin bayisi olabilir. Bu fikri açılmıştı. Daha da bu modern olur. Bunun yanında yine KOBİ'lere sırayı getirdiğimizde bugün sayıları biraz hem fazla hem de biraz tabii sıkıntılı süreçten geçmektedir. Bilmiyorum torba yasaya değinecek misiniz ama bizleri ilgilendiren konusu. Orada tabii bir yapılandırma yapıldı. Kamuda bu konuda alacaklara mahsuben bir yapılandırma yapıldı. Yine itibariyle kod taşlamasından alın da TOKİ'deki olan ve tütün işleriyle ilgili olsun her türlü şeyi konuya çok detaylı torba yasa tasarısı çıkarıldı. Bu yasa tabii ki bize göre eksik kalan tarafı şu olmuştur. Ben tabii diğer yönleri eksik fazlası muhakkak vardır ama bizleri ilgilendiren şey şudur. Vade konusunda bir tam adil yani olmamıştır. Biz bu konuda zaten bugün dernek olarak bir açıklama yaptık ve dedik ki daha bu yasa tasarı halindeki dedik ki burada bir eksiklik var. Sizler spor kulüplerine, belediyelere kalkıp da 36 ay, 43 ay bir vade yapılırken KOBİ'lere veya borcu olan vatandaşlara 18 ay yapılması adil olmamıştır. Ve bunun düzeltilmesini istemiştik. Taksitlendirmenin eşit olması lazım. Tabii eşit olsun. Yani sonuçta bu eşitlik hakkaniyeti bir yerde aykırı bulmuştuk. Yani eğer genellikle her ortamda şu deniyor işte. Türkiye'nin reel ekonominin bel kemiği işte Türkiye'nin omurgası KOBİ'lerde deniyor ama KOBİ'lerin bugün düşmüş olduğu sıkıntıda yani krizden dolayı yaşanan sıkıntıdan dolayı da gelmiş olduğu nokta tabii kendi elinde olan bir şey değil. Dolayısıyla bunların tabii borçlar yığılmıştı. Bunların ödenmesi lazım. Devlet de bu alacaklarını tahsis etmesi lazım. Bu konuda biz hem konuda bir detaylı bir açıklama yapmıştık. Konu biraz tabii böyle devam etti. Ama lakin yapılan şey yine kanun tabii ki yasalaştı, kanunlaştı. Ama oradaki olan düzenlemede herhangi bir değişiklik olmadı. Yine spor kulüplerine yapılan bir vadenin yarısından dahi az bir vade taksitlendirme yani burada KOBİ'lere yapıldı. Bu da eksik kalmıştır.
Peki siz de yani taksitlendirmenin 36 ay olmasını mı istiyordunuz, yoksa yani spor kulüplerine ve belediyelere niye daha fazla, onlar da 18 ay olsun mu diyorsunuz? Yani 18 ay taksitlendirme rahatlatma açısından eksik mi kalıyor? Eksik kalmış. Biz demiştik yani burada madem belediyelere, il özel idarelerine, yani kamunun kendi alacaklarını yapmış olduğu kamu kurumlarına. Belediye bir yerde kamu kurumudur. İl özel idaresi zaten kamu kurumu. Bir de spor kulüpleri hemen mesela var. Çoğunda mesela bugün derneğe mesela borçlara vardı mesela devlete veya bazı kuruluşlara. Şimdi dedik ki yani bir adil olsun. Yani 36 ay vadeyse hepimiz 36 ay vade olsun. Yani ayrımsız bir şekilde olsun. Kişinin aynı borcu var. Yani bugün spor kulübünde kamu kurma SGK'ya diyelim ki prim borcu vardı kes yanında. KOBİ'nin de var. İkisinin aynı borcu söz konusu. Yani birisine 36 ay vade yapılırken diğerine 18 ay vade yapılmasının biz hakkaniyete uygun olmadığını belirtmiştik. Muhakkak. Ve demiştik ki Türkiye'deki olan KOBİ'lerin spor kulüpleri kadar değeri yok mu? Böyle değil mi? Değeri yok mu diyorsunuz? Şimdi KOBİ'lerin özellikleri diye bir akademisyenin bir makalesinden birkaç bir şey buldum. KOBİ'lerin özelliklerini ne olarak sıralamış? Arzu ederseniz okuyayım. Eksikleri buyurun. Varsa siz tamamlayın üstad. Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlar. Evet. Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratmaktadır. Yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmektedir. Teknolojik yeniliklere daha yatkındır. Bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlar. Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirir. Ferdi tasarrufları teşvik eder, yönlendirir ve hareketlendirir. Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır. Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurudur. Demokratik toplumun ve liberal ekonominin ana sigortalarından biridir. Ekonomide tam ortada duruyor KOBİ'ler. Yani evet. Çok küçük ölçeklere esnaf diye tabir ediyoruz değil mi? Çok evet. Büyük ölçekliler de var. Tam ortada bir köprü ve bu orta kesimin çok dikkatli bir şekilde korunması gerekiyor. Kaldı ki özelliklere baktığınızda gerçekten KOBİ'ler ülkenin istihdamı içinde, ülkenin ekonomisi içinde, ülkenin ürünleri ve sanayisi içerisinde oldukça önemli. Bunlara ekleyebileceğiniz şeyler var mı KOBİ'lerin özellikleri olarak veya şu özelliklerimizi bu zamanlarda gösteremiyoruz çünkü şu tarz sorunlarımız var. Bunları açtığımız zaman şunları da sağlayabiliriz diyebileceğiniz şeyler var mıdır?